Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şairoğlu, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Geçen hafta Karabağ'da yeniden silah sesleri duyuldu. Bir süre önce Azerbaycan tarafı Ermenistan topraklarından Karabağ bölgesine silah, mühimmat ve insan gücünün Laçın yoluna alternatif halifeli yolundan nakledildiğine dair sinyaller aldı. 5 Mart'ta bir sonraki benzer sinyal aldıktan sonra Azerbaycan askerleri yerde inceleme yapmak için yola çıktı. Azerbaycan askerleri geçmekte olan Ermeni otomobilini durdurmaya çalışınca yolcular ateş açtı. Azerbaycan askerleri cevap ateşi açarak otomobilde bulunan Yarbay Armen Babayan, Binbaşı David Danielyan ve Yarbay Ararat Kasparyan'ı etkisiz hale getirdi. Teğmen David Ofsepyan ise yaralandı. Ermeni tarafından bu provokasyonu sonucunda Azerbaycan ordusu askerleri Ali Bayli Şehriyar Ramizoğlu ve Hüseyinov Eşkin Cemiloğlu şehit olmuştur. Azerbaycan Savunma Bakanlığı olayla ilgili bir açıklama yaptı. Azerbaycan tarafı 10 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonun hükümlerinin koşulsuz ve tam olarak yerine getirilmesinin sağlanması gerektiğini Rus Barışı Koruma Birliği'nin komutanlığının dikkatine bir kez daha sundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ ekonomik bölgesiyle Ermenistan Cumhuriyeti arasında kullanılabilecek tek yolun Hankendi Laçın yolu olduğunu açıklıyor. Rus Barışı Koruma Birliği Komutanlığı'na bir kez daha hatırlatıyoruz ki askeri ve diğer amaçlı ulaşımın başka güzergahlarda uygulanması kesinlikle kabul edilemez. Ermenistan'dan Karabağ ekonomik bölgesine silah, mühimmat, mayınlar dahil diğer askeri teçhizat, yakıt ve insan gücü nakliyesinin gerçeklerinin daha önce tespit edildiğini hatırlatırız. Azerbaycan tarafı söz konusu güzergahta mayın taşınması konusunda uluslararası toplumu defalarca uyardı. Ayrıca 2022 yılında Türkiye-Rusya ortak izleme merkezi yetkililerinin Ermenistan'ın gömdüğü ve sonradan ortaya çıkardığı mayınları incelemek üzere bölgeye ziyaret ettiklerini bildiririz. Gerçek şu ki 5 Mart'ta yaşanan olay Azerbaycan'ın Laçın Hankendi yolunda uygun bir kontrol noktası kurması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Ermenistan'ın halen Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesine askeri nakliye gerçekleştirmesi ülkenin Azerbaycan'a yönelik saldırganlığının ve terör politikasının devam etmesidir. Provokasyonun tüm sorumluluğu ise Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir. Karabağ'daki ayrılıkçı rejim ve silahlı terörist grupların Hankendi Laçın yoluna çok da ihtiyacı olmadığı ilk günden Azerbaycan tarafından biliniyordu. Oyuncak örgütün eski devlet bakanı Ruben Vardanyan bile yabancı basına verdiği bir röportajda bizim başka bir hayati yolumuz daha var demişti. 5 Mart'ta yaşananlar bölücü terörist rejimin silah dahil istediği kargoyu Hankendi Halifeli Turşusu güzergahından Ermenistan'dan Karabağ'a taşındığını bir kez daha doğrular. Yani Ermenilerin son 3 aydır Karabağ abluka altında, Karabağ'da erzak, yiyecek ve ilaç kıtlığı var. Azerbaycan yolumuzu kapattı gibi propagandaları bir şovdu. Ayrıca Azerbaycanlı ekoaktivistlerin 12 Aralık tarihinden itibaren Şuşa yakınlarındaki barışçı eyleminin ardından Erivan'a gelip giden Artak Beglaryan veya bu yılın başlarında Rusya'yı ziyaret eden Arayik Arutyunyan ve Ruben Vardanyan'ın Hankendi'ne hangi yoldan gittiği de belli oldu. Hankendi, Halfali, Turşusu yolu Ermenilerin aktif olarak Ermenistan'dan Karabağ'a silah naklettikleri ve silahlı grupların gelip gittiği gizli bir yoldu. Ve bu yol Rus barış güçlerinin kontrolündeydi. Azerbaycan devleti defalarca Rusları bu yolun izlenmesi konusunda uyardı. Ancak son olay 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmanın yükümlülüklerine uymayan sadece Ermenistan değil Rusya'nın da olduğunu kanıtladı. Evet, dökülen kan aynı zamanda Rus askeri birliğinin görevini yerine getirmemesinin mantıklı bir sonucudur. Böyle bir durumda Rus ordusu neden Karabağ'da kalsın ki? 44 günlük savaşın ardından 10 Kasım 2020 gecesi olağanüstü bir durumda imzalanan anlaşma pek çok şeyi içermeyebilir. Bu bir çerçeve belgeydi. Savaşın durması ve Ermenistan'ın aldığı derslerden ders çıkarması için imzalandı. Hangi savaşların sonunda bir taraf, özellikle de kaybeden taraf, diğerinin yani zafer kazanan ülkenin topraklarında bir ordu tutar veya o ülkenin topraklarına 100 kilometre engelsiz giriş elde eder. Ya da bir ülkenin kendi topraklarına dışarıdan gelenleri ve gidenleri bazı güvenlik kameralarıyla
izleme hakkı neden olsun ki? Azerbaycan kendi topraklarına gelip gidenleri güvenlik kamerasıyla izliyor sadece. Dünyada benzeri olmayan bir komik durum. Tarihte böyle bir şey olmadığı için. Öte yandan Mart ayının ilk günü Hocalı'da umut verici bir görüşme gerçekleşti. Azerbaycan devletinin yetkilileri bir kez daha insanca davranarak Han kendinden gelen bir grup Karabağ Ermenisiyle bir araya geldi. Süreçlerin barışçıl düzenlenmesi ve yeniden bütünleşme konular tartışıldı ve aynı zamanda Karabağ'daki madenlerin denetlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. O zamanlar ofsayt durumundaki Ruben Vardanyan'ın çetesi de dahil olmak üzere radikallerin, terörist güçlerin ve sorunların bir an önce bitmesini istemeyen ve Karabağ'da bekasını sağlamaya çalışan Rus askeri güçlerin harekete geçtiğini ve gerilimi tetikleyeceklerini varsaymıştık. Hatta önümüzdeki günlerde kanlı olayların olabileceğini de tahmin etmiştik. İlerleyen günlerde toplantıya katılan Ermenilerin tehdit edildiği haberi de yayıldı ve ardından bölücü rejim Azerbaycan'da yaşamanın imkansızlığına dair saçma sapan açıklamalarını yeniden dolaştırdı. Sonunda Halfeli yolu boyunca başka bir mühimmat sevkiyatı gerçekleştirmeye çalıştıklarında Azerbaycan ordusu tarafından cevaplarını aldılar. Ama mesele elbette burada bitmemeli. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın keskin tutumu Rus barış güçlerine bir sonraki uyarısı, Dışişleri Bakanlığı'nın sert açıklamaları, Bakü'nün sabrının tükendiğini ve gelecekte Rus-Ermeni ortak oyunlarına müsamaha göstermeyeceğini gösteriyor. 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmada Laçın yoluna kontrol noktası kurulması konusunun yer almadığını açıklayan Rus yetkililer, Rus askeri birliğinin durumunun da belirsiz olduğunu unutmamalı. Ne 10 Kasım belgesi Azerbaycan parlamentosu tarafından onaylandı ne de Rus ordusunun statüsü tanındı. Bu nedenle Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Karabağ'dan çekilmesini 28 aydır sağlamayan Rus askeri birliğinin Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmesi konusunda hem yasal hem de kamusal düzeyde talepte bulunabilir ve karar verebilir. Çünkü Ruslar bize bir alternatif bırakmadı. Laçın yolunu kapatarak Azerbaycan'ı uluslararası örgütler ve çeşitli ülkelerle karşı karşıya getirdiler ve aslında Ermeniler için alternatif yollar düzenleyerek ikili bir oyun oynadılar. Halfeli yolundaki kanlı çatışmanın olduğu gün yani 5 Mart'ta Laçın yolundan onlarca araba geçti. Rusların o tırlarda ne taşıdığını kimse bilmiyor. Eko aktivistlerin eylemi organize edildiğinden beri o yoldan 3000'den fazla kamyon geçti. 20-25 bin Ermeni için ne taşıyorlar acaba? Önümüzdeki günlerde Azerbaycan Hekari Nehri üzerindeki köprüden Laçın yolunun kontrolünü almazsa bu konu çok daha kötü hale gelecek bence. Rusların Karabağ'a gelmesine razı olduk ki 2023'te de şehit verelim mi? Görevlerini yerine getirmek yerine kontrolleri altındaki Ermeni teröristlere sahip çıkarak Karabağ'da sonsuza kadar kalmak isteyenlere sert tepki göstermenin zamanıdır. Evet, geçen hafta Azerbaycan önemli bir uluslararası siyasi etkinliğe ev sahibi yaptı. 2 Mart'ta Bağlantısızlar Harekatı Temas Grubu'nun COVID-19 ile mücadele konulu zirve toplantısı Bakü'de gerçekleşti. Dünyanın birçok ülkesinin devlet ve hükümet başkanları, bakanları Bakü'de bir araya geldi. Zirve toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev çok önemli noktalara değindi ve ciddi mesajlar verdi. İlham Aliyev önde gelen uluslararası kuruluşların kararlarının ve ya uygulanmadığını ya da seçici bir yaklaşım ve çifte standart uygulandığını söyledi. Azerbaycan lideri Aliyev egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlallerinin, devletlerin iç işlerine müdahalenin daha sık görüldüğünü vurguladı. İlham Aliyev'e göre Bağlantısızlar Hareketi Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük uluslararası kuruluş olarak uluslararası arenada daha görünür ve etkin bir rol oynamalı ve yeni dünya düzeninin yeniden şekillenmesinde aktif olarak yer almalıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmasında Fransa'ya ağır suçlamalarda bulunarak Fransız devletinin insanlığa hesap vermesi gerektiğini de söyledi. Bağlantısızlar Harekatı Gambiya Adaları Birliği'nin Fransız sömürgesi altında kalan Mayotte Adası üzerindeki tartışmasız egemenliğini her zaman güçlü bir şekilde desteklemiştir. Bağlantısızlar Harekatı'nın kuruluş belgelerinde yansıtıldığı gibi Fransız hükümetini
Yeni Kaledonya halkının ve Fransız deniz aşırı toplulukları ve topraklarındaki diğer halkların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz. Fransa'nın Avrupa dışında kontrol ettiği topraklar Fransız sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntılardır. Ayrıca Fransa'yı Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer yerlerdeki bağlantısızlar harekatı ülkelerine karşı sömürge geçmişi, kanlı sömürge suçları ve soykırım eylemleri için özür dilemeye ve sorumluluğunu kabul etmeye çağırıyoruz. İlham Aliyev dedi. Dünyadaki uluslararası yönetim sistemi hakkında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Birleşmiş Milletler'de reform yapmanın önemine de değindi. Dünyada uzun yıllardır tartışılan bir diğer önemli konu da Birleşmiş Milletler sisteminde gerçekleştirilen reformlardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçmişi hatırlatıyor ve bugünün gerçekliğini yansıtmıyor. İlham Aliyev dedi. Bağlantısızlar Harekatı'nın Bakü toplantısında arazilerin mayınlardan arındırılması konusu da ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali nedeniyle Azerbaycan'ın dünyada kara mayınlarıyla en çok kirlenen ülkeler arasında yer aldığını belirterek bu alanda uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi ve Bağlantısızlar Harekatı üyesi ülkelere seslendi. Bağlantısızlar Harekatı'na üye ülkelerin çoğu mayınlar ve patlamamış mühimmat tarafından en çok kirlenmiş ülkelerdir. Bunu dikkate alarak sesimizi küresel ölçekte duyurmak için mayından etkilenen ülkeler grubunun kurulmasını önermek istiyorum diye İlham Aliyev konuştu. Genel olarak geçen hafta Bakü'de yapılan bu toplantı dünyada yaşanan jeopolitik süreçlerin arka planında yeni bir dünya düzeninin oluşumunda yeni bir aşamanın başlangıcı sayılabilir. Bağlantısızlar Harekatı'nın şimdiden dünyada yeni ve alternatif bir güç merkezi haline gelmesi doğal olarak ABD ve Batılı çevreleri endişelendiriyor. Evet, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bugünkü Azerbaycan gündemini burada noktalamak istiyorum ve yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.